Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Özellikle gebelikteki beslenmeye değinirsek hocam, evet. Nasıl? Aslında gebelikte beslenme ile normal beslenme arasında çok bir fark yok. Şimdi toplum işte iki canlısın diye çok fazla yediriyor gebelerimizi, ama ondan sonra 25-30 kilo olan gebeler, obez çocuklar, 4,5 kilo çocuklar doğuyor. İri doğan bebek belki hayatının büyük bir bölümünü de yani iri olarak, şişman bir birey olarak geçirecek. Onun için çok yani gereksiz sezaryenler de artıyor. Yani ben bakıyorum bazen 4 kilonun üzerinde çok fazla bebek doğurtmaya başladık. Tabii beslenme çok önemli burada. Fazla kilo almak belki iri bebeğe neden oluyor, ama 30 kilo olan da 10 kilo doğurmuyor sonuçta. 9 kilo olan da 3-3,5 maksimum 4,5 kilo doğuruyor. O 30 kilo olan da bu şekilde doğuruyor. Öbür türlü çok fazla gebelik çatlakları oluyor. İleride kilo vermek çok sorun olabiliyor. Bir de emzirmezse doğduktan sonra bütün kilolar anneye kalıyor. Zaten doğumdan sonra hafif bir depresyona giriyor. Kilolar daha da depresyonu arttırıyor maalesef. İdrar kaçırma, sezaryana gitme oranları çok fazla aşırı kilo alanlarda oluyor. Onun için ben diyetinize devam edin diyorum gebelerime. Çok fazla aman da gebeyim diye değiştirmeyin diyetinizi. Aynı işte kepekli ekmekleri, tam buğday ekmeklerini, çavdar ekmeklerini, kabuklu meyveleri, işte daha çok sebze yemeklerini, etleri de daha çok ızgara, haşlama, kızartma. Yani biliyorsunuz genel kızartmadan uzak durun diyoruz daha fazla. Daha çok sağlıklı beslenin diyoruz gene. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.